Metin Lütfü Baydar, Aydın Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, doktor olmak kolay değildir. Sağlık çalışanı olmak da kolay değildir. Meşakkat ister, eğitimi zordur. Ama Sayın Bakan, tüm doktorları taşeron altında çalıştırmak istemektedir. Yalnızca doktorları değil, tüm sağlık personelini de taşeron altında çalıştırıp onların özlük hakları yönünden doktorların önünde, sağlık çalışanlarının önünde engel oluşturmak istemektedir. AKP adına tümü üzerine konuşan ilk konuşmacı, hayaldi gerçek oldu lafını oldukça severek kullandı. Ben AKP hükümetinde gerçek iken hayal olanlardan bahsedeceğim. Son günlerde Suriye ile savaşın eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Bu durum ne yazık ki AKP hükümetini komşularla sıfır sorun politikasının mimarı olan Sayın Dışişleri Bakanı'nın yanlış yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Sayın Bakan yaratmış olduğu olumsuz ortamı NATO üyesi olarak dış ülkelerde yapmış olduğumuz çalışmalarda da en iyi şekilde görenlerden birisiyim. Suriye ile ilgili olarak AKP hükümetinin görüşlerinin keskinleşmediği günlerde Sayın Dışişleri Bakanı'na Katar emiriyle görüşmelerini ve bu görüşmelerde Suriye'ye herhangi bir askeri müdahale konusu için anlaşmada bulunup bulunmadığını sordum. Bu sorumun üzerinden birkaç gün geçmişti ki dış basında Katar ve Suudi Arabistan tarafından Suriye muhaliflerine silah finansmanının sağlandığı ve bu silahların da MİT aracılığıyla Suriye'ye sokulduğu iddia edildi. Bu konuları da ilgili bakanlıklara sordum, cevabını bekliyorum. Suriye'nin savaş uçağımızı vurmasından önce ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Suriye'nin Halep şehrine askeri yinak yaptığını ve bu durumdan da Türkiye açısından kırmızı çizgi teşkil ettiği yönünde açıklaması olmuştu. Bu açıklamadan cesaret alan hükümet 4 milyar dolarlık füze savunma sistemi ihalesini hızlandırdı. Bununla da yetinmeyen hükümet herkesten sır gibi sakladığı bir hücum bot ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalenin ne zaman yapıldığı ve kimin kazandığı konusunda Milli Savunma Bakanı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdim. Gelecek olan cevap sanırım ülkemizin gündemini oldukça meşgul edecektir. İhaleleri hak edenlerin alması gerçekti, ne yazık ki hayal oldu. Değerli milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanı tarafından icadı tamamlanan komşularla sıfır sorun politikasının ülkemizi değil ama birilerini başarıya ulaştırdığı açıktır. Başarıya ulaşanlar silah tüccarlarından başkası değildir. Silah tüccarlarını zengin etmek için yarışa giren hükümet ne hikmetse arama kurtarma faaliyetini gerçekleştirecek ve düşen uçağımızı bulacak gemiyi yine ABD'den temin etmek durumunda kalmıştır. Biz Sayın Başbakan'ın ifadesiyle öyle büyük ve güçlü bir ülkeyiz ki ne yazık ki kendi savaş uçağımızı bile enkazını yabancı devletlere çıkartıyoruz. AKP hükümeti zoru başararak bizi savaşa sokması durumunda hangi yabancı ülkelerden arama kurtarma ihtiyacımızın karşılayacağını da herhalde düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu anda arkamda yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesi çok acı bir şekilde değiştirilmiştir. Millete ait olan egemenlik AKP hükümeti tarafından ABD'ye bırakılmıştır. Egemenlik hakkımızın devredildiği Sayın Başbakan'a bağlı Sayın Genelkurmay Başkanı'nın Kandil'e müdahale konusunda ABD'den izin almamız gerekir sözlerinden anlaşılmaktadır. Libya'da NATO'nun ne işi var diyerek bir zaman sonra İzmir'i Libya'ya gerçekleştirilen harekatın merkezi haline getirilmesi hafızalarımızdadır. Ve bu durum bizim bu şekilde düşünmemizi sağlamaktadır. Değerli milletvekilleri, ama bu başbakana, bu hükümete ve bu Dışişleri Bakanlığı'na rağmen Türk ulusunun sağduyusu Türk Mehmetçiğine hiçbir zaman bekçilik yaptırmamıştır ve yaptırmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl ki 1 Mart'ta ABD egemenlik çıkarlarını bu mecliste engellediysek, bundan sonra engellemeye devam edeceğiz. Çünkü Türk ulusunun çıkarları her şeyin ve herkesin üzerindedir. AKP hükümeti bakanlarının istediği zaman ve istediği gibi cevap verme uygulamalarından birisine daha örnek vermek istiyorum.
Aile ve Sosyal İşler Bakanımız ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin illere göre dağılımı ve töre ve namus cinayetleri sonucu öldürülen kadın sayısının 2002-2011 yıllardaki dağılımını sanıyorum. Bakanlığımız tarafından adli makamlara intikal etmiş kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin veri elde... Teşekkür ediyorum.